Magazin 8'e Bodrum'la devam ediyoruz. Kusursuz fiziğiyle plajları sallayan ünlü popçu Sıla'nın çarpıcı açıklamalarını izliyoruz. Sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Bodrum'da tatil yapan Sıla'dan çok özel açıklamalar. Üstümüzden fıtır geçmiş gibi. Bodrum'da tatilde olan Sıla tüm gününü denizde, plajda geçiriyor. Tüm aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafitan. Orkestrasından arkadaşlarla Bodrum'da akşam vakti eve gitmek üzere aracına doğru ilerlerken röportaj yapıyoruz Sıla'yla. Çok beklediniz ya, iyi mersi, siz nasılsınız? Büyük halka küpeleri, başındaki bandanasıyla yüzü gözü açılmış, tüm güzelliği ortaya çıkmış. Efendim, nasıl gidiyor tatil? Bu fena değil vallahi işte, olduğu kadar. Bodrum tatili 10 üzerinden 10 puan verilecek eğlencede devam ediyor. Baksanıza sualtı hallerine Sıla'nın. Bodrum'a gelmeden önce de aşka gelip beste yapabileceğini söylemişti. Hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım daha. Buralardayım biraz da. Yaparım. Acelemiz yok. Bodrum'dan sonra rota İzmir tarafınaymış. Bir Ege turumuz var 4 tane. Ay sonunda yapacak gibi gözüküyoruz. Herhangi bir son anda bir değişiklik çıkmazsa. Afitap klibine gelen yorumlara da bayılıyormuş Sıla. Çok güzel, çok güzel. Afitap'a güzel, albüme güzel. Güzel, çok memnunum. Satışlar da çok iyi gidiyor. Tüm aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafitan. Afitap sonrası yeni bir albüm ya da single çalışmasına ise henüz girmemiş. Yine başka çalışma mı? Yok, albümü yeni yaptık zaten. Birazcık şey, üstümüzden fıtır geçmiş gibi. O yüzden birazcık dinleniyoruz. Sonra konserler malum işte zaten. Beach konserlerine falan efendim teklif ediyor mu? Yok, ben yapmıyorum. İstemiyorum. Yok, yapmıyorum. Bodrum'da özellikle ünlü isimlerin bir bir açtığı plajlara geliyor konu. Sıla düşünüyor mu acaba bir plaj açmayı diye soruyor muhabirler. Size de öyle bir teklif geldi mi? Ya evet, çok çok iyi. Hatta aramızda şeyini yapıyorduk, makarasını yapıyorduk. Biz de bir tane beach açsak da adını Yan Benimle koysak diye. Benim albümde bir tane şarkım var, Yan Benimle diye. Bilmiyorum, çok hoş girişimler tabii. Ben çok destekliyorum. Hele ki böyle bir dönemde, bu şartlarda mutlak bir ek iş lazım yani bizim piyasadaki insanlara. Plaj açmaya değil, mavi sulara dalmaya sıcakmış Sıla. Hadi kalk gidelim hemen şu anda. Kapat telefonunu, bulamasın arayanda. Bol bol güneşlendiği için beyaz teni de kumrala doğru yol almış. Yandım, 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 yandım. Kaç gün daha Bodrum'dasınız efendim? Buradayım ben daha. Valla bilmiyorum. Sezon. Rüzgar nasıl eserse. Zinet Salih ile küs olduğuna dair iddialara da açıklık getirdi Sıla. Ay, hiç öyle bir şey yok ya. Zinet ne kadar üzüldü. Ben de yani ben çok üzülmüyorum gerçi böyle şeyler. Çünkü ağırlıklı olarak zaten şey, dedikodu olduğuna çok inanıyorum. Yani doğru düzgün okutmuş şeylere de inanmıyorum zaten. Hiç öyle bir şey yok. Yani biz beraber bir iş yaptık biliyorsunuz. Çok eski tanışıyoruz zaten yani. Benim albümüm yoktu biz tanıştığımız zamanlarda. Hiç böyle bir şey yok. Hiçbir husumet yok. Benim öyle huyum yoktur zaten, öyle kimseyle küs kalmak ya da küsmek gibi, gönül koymak gibi huylarım yoktur. Yani çok direkt biriyimdir. Hiç de bir problem yaşamadık aramızda. Güzellik, zarafet ve tüm malımıyla Sıla aracına gidiyor. Biz Bodrum turuna devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.